Merhaba arkadaşlar, yeni bir video ile birlikteyiz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz tabii ki. Hayvansal dokularda kalmıştık. Aslında benim hayvansal dokuları sinir sisteminden falan, yani sistemlere giriş yapmadan önce çekmem gerekiyordu ama ben o arada unuttum hayvansal dokuları. Dedim ki madem sinir sistemi falan çekmişim, diğer sistemleri de çekeyim. En son hayvansal dokuları çekerek şöyle bir toparlama yapalım diye düşündüm. Şimdi hayvansal dokularla ilgili hemen konularımıza başlayalım. Zaten hayvansal dokular haricinde canlılarda davranış, bir de ekoloji konumuz kaldı. Böylece alan bilgisi bitiyor. Alan eğitimi ile ilgili de arkadaşlar o videoya geldiğim zaman birazcık konuşacağız. Evet, şimdi devam edelim. Şöyle hayvansal dokular diyelim. Sayfamızı çevirelim. Arkadaşlar, hayvansal dokulara baktığımız zaman şimdi dokular nasıl oluşuyor? Birçok hücrenin bir araya gelerek oluşturduğu bir topluluğa biz doku diyoruz. Dokuları oluşturan, bakın, hücrelerin yapısı, kökeni, görevi aynıdır. Çünkü aynı görevi yapan hücreler bir araya gelir hayvansal dokuları oluştururken. Daha doğrusu sadece hayvansal dokular değil, tüm dokular için, yani bitkisel dokular için de geçerlidir bu. Kökeni, yapısı, görevi aynı olan hücreler bir araya gelir ve dokuları oluşturur. Biz hücreler arasında bulunan maddeye de matris diyoruz arkadaşlar. Hücreler arasında bulunan maddeye matris diyoruz. Şimdi gelelim dokuları sınıflandıralım. Bu videomuzda epitel dokuyu görelim. Diğer videoda da arkadaşlar geriye kalan devamını görürüz. Şimdi bakın, dokuları biz şöyle ayırıyoruz. Epitel doku diyeceğiz arkadaşlar. Epitel doku kendi içerisinde örtü epiteli, bez epiteli ve duyu epiteli olarak üçe ayrılır. Daha sonra bağ ve destek doku diyeceğiz. Bağ ve destek doku biraz uzun sürecek. Çünkü burada temel bağ doku var. Özellikle temel bağ doku ile ilgili çıkmış sorular da var arkadaşlar. Kıkırdak doku, kemik doku, yağ doku ve kan doku var. Sonra kas dokuya geleceğiz. Kas sisteminde, destek merkez sisteminde biraz bahsetmiştim ama burada daha detaylı göreceğiz. Düz kaslar, çizgili kaslar ve kalp kasından bahsedeceğiz. Ve en son sinir dokudan bahsedeceğiz. Şimdi hiç vakit kaybetmeden epitel dokudan başlayalım. Arkadaşlar, epitel doku deyince aklımıza örtme gelecek. Yani etrafını kaplama gelecek. Vücudumuzun hem içini hem de dış yüzeyini örten dokudur arkadaşlar epitel doku. Epitel dokunun hücreler arasında boşluk yoktur ya da çok azdır. Bu yüzden de hücreler arası madde bulunmaz arkadaşlar epitel dokuda. Hücreler arası madde bulunmaz. Neden şimdi hücreler arasında boşluk yok? Çünkü adı üstünde, bakın ne dedik? Vücudumuzun hem içini hem de dışını örter. Bu örtme olayını yaparken koruma amaçlı yapıyor. Dolayısıyla eğer hücreler arasında boşluk bulunursa mikropların girişi, işte diğer maddelerin girişi kolay olur. Bu yüzden de hücreler arasında boşluk bulunmuyor arkadaşlar. Epitel dokuda kan, damar ve sinir hücreleri bulunmaz. Arkadaşlar, bağ dokudan difüzyonla beslenir epitel doku hücreleri. Kılcal kan damarı bulunmadığı için bağ dokudan difüzyonla besleniyor. Şimdi epitel doku hücreleri arkadaşlar, bağ dokuda oluşan bir taban zarı var. Biz buna bazal lamina diyoruz. Bu bazal laminanın üzerinde oturmuş şekildedir. Yani şöyle düşünün. Altında bir örtü var. Bu örtünün üzerine hücreler oturmuşlar. O şekilde oluşturuyorlar. Hem bu bazal lamina dediğimiz bu örtü de yine koruma görevini yapmış oluyor arkadaşlar. Bağ dokudan oluşuyor bazal lamina. Şimdi gelelim epitel dokunun görevlerine. Arkadaşlar, derimizde koruma görevi yapıyor. Bağırsakta besinleri emme görevi. Hani vardı ya orada villuslar, mikrovilluslar, bunları oluşturuyor. Bezlerde salgı yapma görevini yapıyor. Duyu organlarında ise arkadaşlar duyu alma görevi. Duyu almaçları, reseptörler var ya, reseptörler de yine epitel dokudan oluşuyor. Şimdi biz epitel dokuyu kendi içerisinde ayırıyoruz dedik. Neydi? Örtü epiteli, bez epiteli ve duyu epiteli olarak. İlk önce örtü epiteline başlayacağız. Arkadaşlar, örtü epiteli hücrelerinin sırasına ve sayısına göre ikiye ayrılıyor. Tek katlı ve çok katlı olarak isimlendiriyoruz. Biz tek katlı örtü epitelinden başlayalım. Arkadaşlar, tek katlı örtü epiteli bizim vücudumuzun dış yüzeyini örten ve vücut boşluklarımızın içini saran epitel dokudur. Bakın, adı üstünde tek katlı örtü epiteli. Tek katlı örtü epiteli ne yapıyor? Vücudumuzun dış yüzeyini örtüyor. Bir de arkadaşlar vücudumuzun boşluklarındaki içini sarıyor örtü epitelimiz. Ve bunlar adı üstünde, bakın, tek sıralı hücrelerden oluşuyor.
Hücrelerinin şekillerine göre de farklı isimler alıyor. Mesela tek katlı yassı epitel, tek katlı silindirik epitel ve tek katlı kübik epitel olarak biz bunu üçe ayıracağız. Şimdi tek katlı yassı epitele baktığımız zaman yine az önce söyledim ya, taban zarı üzerine ya bazal lamina üzerine oturmuştur dedik. Arkadaşlar taban zarı üzerine sıralanmış tek sıra hücrelerden oluşuyor. Bunların hücreleri yassıdır. Bakın zaten adı üstünde yassı epitel diyoruz. Hücreleri yassıdır. Peki nerede bulunuyor? Kılcal damarlarımızda ve alveollerimizde bulunuyor. Kılcal damarlar çok fazla yer kaplamaması gerekiyor. Çünkü zaten çok alana dağılıyor. Dolayısıyla arkadaşlar yassı epitel yassı hücrelerden oluşmuştur ki yer kaplamasın diye. Bu yüzden bir de alveoller de aynı şekilde, o da yassı epitelden oluşmuştur. Ayrıca kalbimizin ve damarlarımızın iç yüzeyini örter arkadaşlar tek katlı yassı epitel. İnce olduğu için de madde alışverişini kolaylaştırır. Düşünsenize şöyle incecik bir şey var ve onun sayesinde ne yapıyorsunuz? Madde alışverişini kolaylaştırıyorsunuz. Lenf damarlarının yapısında, yani damarların yapısında bulunur diyebiliriz arkadaşlar tek katlı yassı epitel için. Hem damarlarda hem de alveollerde bulunur diyebiliriz. Gelelim tek katlı kübik epitele. Arkadaşlar bunun hücreleri de küp şeklinde, yani kübik şeklinde. Şekil olarak zaten isminden çıkarıyoruz ama bizim için önemli olan bunların nerelerde bulunduğu. Hayvansal dokular kısmı biraz, hatta biraz demeyeyim, böyle çok fazla şey istiyor, ezber istiyor. Özellikle bu epitel doku hücrelerinin nereden, nerelerde bulunduğunu, bağ doku hücrelerinin çeşitlerini bilmeniz sizin için faydalıdır. Çünkü çıkmış soruları var dediğim gibi. Tek katlı kübik epitel nerede var? Tiroid bezinde var. Böbrek kanallarında, sindirim sistemi kanallarında ve hormon salgılayan bezlerde bulunuyor arkadaşlar. Tek katlı kübik epitel hücreleri de küp şeklindedir. Gelelim tek katlı silindirik epitele. Bunlar da uzun silindir hücrelerden oluşuyor arkadaşlar. Bunlar da yine bazal lamina üzerine tek sıra halindedir. Hücrelerinin yüzeyinde siller bulunabilir bu silindirik epitelde. Bakın silindirik sil. Silindirik sil. Ne yapıyor? Bu siller bulunabilir. Bu siller sayesinde de işte mesela bağırsakların iç yüzeyinde ne yapıyor? Emilimi artırıyor. Mesela solunum yolunda mikropları tutuyor. Yine yumurta kanalında yumurtanın itilmesini sağlıyor arkadaşlar. Bu gibi önemli özellikleri, görevleri var. Gelelim, bakın tek katlı örtü epitelini bitirmiş olduk. Gelelim çok katlı örtü epiteline. Arkadaşlar bunlarda hücreler birden fazla tabaka halinde sıralanmış, üst üste şeklinde sıralanmıştır. Birden de biz buna çok katlı epitel doku diyoruz. Omurgalıların derisi arkadaşlar, bu önemlidir. Omurgalıların derisi çok katlı epitelden oluşmuştur. Şimdi biz bunları da hücre şekillerine göre üçe ayıracağız. Çok katlı yassı epitel diyeceğiz. Kübik epitel diyeceğiz ve silindirik epitel diyeceğiz. Şimdi burada çok katlı yassı epitel oldukça önemlidir. Çünkü bizim derimizde bulunan epiteldir arkadaşlar. O yüzden önemlidir. Arkadaşlar bu şöyle oluşuyor. Bakın çok katlı yassı epitele baktığımız zaman farklı şekildeki hücreleri üst üste gelerek çok tabaka halinde dizilmesiyle oluşuyor arkadaşlar. Bunlar genellikle omurgalıların derisinin epidermis kısmında. Hatırlayın biz deriyi ayırmıştık. Epidermis ve peridermis. Epidermisi kendi içerisinde de ayırmıştık. Korun tabakası ve marpigi tabakası demiştik. İşte bu korun tabakası arkadaşlar çok katlı yassı epitelden oluşuyor. Şimdi üst deride, yani bu dediğimiz epidermis, hani deriyi anlatırken söylemiştik ya, kılcal kan damarı ve sinirler bulunmuyordu. Bu yüzden de arkadaşlar bunlar iyi beslenemiyor bu hücreler. Şimdi bağ dokudan difüzyonla besleniyor ama yani şöyle söyleyeyim, hani kısıtlı bir beslenme olayı var. Difüzyonla ne kadar beslenebilirsin? Bu yüzden de zamanla hücreler keratinleşip ölüyor. İşte bizim bu üstümüzde, hani vücudumuzun yüzeyindeki ölü deriyi oluşturuyor arkadaşlar. Keratin biriktiren hücrelerin sitoplazmaları böyle kalınlaşıyor, yani akışkanlığı gidiyor. Ve işte pul, tüy, kıl, boynuz, tırnak gibi yapılar oluşturuyor. Mesela bizlerde tırnağı oluşturuyor arkadaşlar ve kılı oluşturuyor. Mesela işte başka diyelim inek olur, koyun olur, keçi olur. Bunlar da boynuzu oluşturuyor mesela. Yani bu keratin birikmesi sonucunda bu yapılar oluşabiliyorlar. Sonra geliyorum. Vücudun daha böyle az basınçla karşılaştığı yerlerde keratinleşme olmuyor arkadaşlar. Daha böyle onlar daha yumuşak, daha korunaklı, yani korunmaya ihtiyacı olan yapılar oluyor. Mesela
korneada mesela keratinleşme olayı yoktur. Yemek borusunda, yutakta arkadaşlar yine ağız kısmında keratinleşme olayı yoktur. Çünkü bunlar oldukça hassas yerlerdir. Ama bizim derimizin birçok kısmında keratinleşme olayı var. Bunu da unutmayalım. Mesela bu çok böyle hani ağır işlerde çalışan kişilerde veya böyle çok fazla ayakta duran kişilerde nasırlar oluşur ellerimizde, ayaklarımızda. O nasırların sebebi de yine buradaki keratin birikmesinden, çok fazla çalıştırmadan kaynaklı bir durumdur. Yassı epitel bu şekilde. Gelelim çok katlı kübik epitele. Arkadaşlar bu da en üst tabakası kübik hücrelerden meydana geldiği için aslında biz buna kübik epitel diyoruz. Yani şöyle düşünün bakın. Çok katlı epitel doku oluşurken yassı, silindirik ve kübik hücreler üst üste diziliyorlar. En üstte hangisi varsa ona göre isimlendiriyoruz. Mesela yassı epitelde yassı, kübik, silindirik üst üste gelmiş ama en üstte yassı olduğu için biz buna yassı epitel diyoruz. Kübikte de aynı şekilde en üstte kübik hücreler olduğu için kübik epitel diyoruz. Bunlar salgı yapmakla görevlidir arkadaşlar. Bu kübik epiteller ter ve yağ salgılayan boşluklarda bulunuyor. Özellikle ovaryum ve testisin iç yüzeylerinde bulunur. Çünkü burada da arkadaşlar oldukça fazla miktarda salgı yapılıyor. Çok katlı silindirik epitele baktığımız zaman bu da tükürük bezinde, idrar yollarında, boşaltım kanallarında ve anüsün mukoza zarında bulunuyor arkadaşlar. Dediğim gibi bakın burada bilmeniz gereken hangi epitel hangi dokuda bulunuyor. Hani bir böyle küçük kağıtlara çıkarıp gözünüzün önüne koyarsanız eğer bunları ezberlemesi, en azından gidip gelip baktıkça akılda kalması, hatta görsel hafızanız eğer yüksekse o sınav anında böyle bir soru gelirse o görseli mutlaka aklınıza getirirsiniz. Şimdi gelelim bir de bez epiteline. Biz şimdi neye geldik arkadaşlar? Biz ilk önce neyi işledik? Ört epitelini işledik. Şimdi bez epiteline, yani salgı epiteline geliyoruz. Arkadaşlar burada buradaki hücreler kimyasal maddeleri biriktiriyorlar ve salgılıyorlar. Bu özelliğe sahipler. Bu yüzden de biz buna salgı epiteli, bez epiteli diyoruz. Hücre sayılarına göre ayrılıyor bunlar. Tek hücreli bezler ve çok hücreli bezler olarak. Arkadaşlar tek hücreli bezler hücrelerine göre goblet, hücrelerine goblet diyoruz. Salgıları neyse arkadaşlar ne diyoruz? Mukus diyoruz. Mesela burnumuzda, midemizde, bağırsaklarımızda, daha sonra işte vücudumuzun solunum yollarında mukus salgılayan bir hücre varsa biz bu hücreye ne diyoruz? Goblet hücresi diyoruz. Arkadaşlar bunlar silindirik hücrelerin arasında bulunuyor ve bunlar sindirim kanalında salgılanan mukus arkadaşlar hidroklorik asit ve enzimlerce zarar görmesini engelliyor. Yani şöyle düşünün. Mesela bizim midemizde ne vardı? Mukus tabakası vardı değil mi? Kalınca bir mukus tabakası var. Bu mukus tabakası sayesinde ne oluyor? Hidroklorik asitten ve enzimlerden korunmuş oluyor midemiz. Dolayısıyla mukus oldukça önemlidir. Hayvanların derisinde nemlilik ve kayganlık sağlar. Mesela kurbağalarda. Kurbağalarda arkadaşlar deride bol miktarda mukus vardır. Bu mukus hem nemlilik hem de kayganlık sağlıyor. Çünkü kurbağalar deri solunumu yapıyor. Bu yüzden oldukça önemlidir. Evet, tek hücreli bezlerde bilmemiz gereken goblettir. Bunu unutmayın. Goblet ve mukus. Gelelim çok hücreli bezlere. Şimdi çok hücreli bezleri de kendi içerisinde ayıracağız. Arkadaşlar bunlar şekillerine göre gruplara ayrılıyor. Mesela deride bulunan ter bezleri tüp şeklinde. Bakın şöyle tübüler şekilde. Midede bulunanlar birleşik tüp şeklinde arkadaşlar. Çok sayıda tüpün yan yana gelmesi gibi düşünün. Deride bulunan yağ bezleri basit ve birleşik ampul şeklinde. Bakın basit ampul, birleşik ampul şeklinde. Yine arkadaşlar pankreasta ve dilde bulunanlar ise tübülü alveoller şeklinde. Yani alveol şeklinde diyebiliriz aslında. Bu şekilde karşımıza çıkabilir. Şekil olarak da çıkabilir. Şöyle söyleyeyim. Çok böyle detaya girmiş gibi oluyoruz ama hani ÖABT'de biliyorsunuz ne sordukları belli olmuyor. O yüzden detaya girmekte zarar olduğunu düşünmüyorum. Gelelim. Şimdi çok hücreli bezleri biz salgılama şekillerine göre 3'e ayırıyoruz arkadaşlar. Egzokrin bezler, endokrin bezler ve holokrin, yani karma bezler. Şimdi bakın egzokrin, egzo ne demek? Dış salgı bezleridir. Bunlar ürettikleri salgıları vücudun dışına ya da vücuttaki boşluklara bırakırlar. Bakın dış salgı, ezberlemeyin oradan aklınıza gelsin. Bunların kanalları vardır arkadaşlar. Bunlar salgısını kana vermiyor. Bunlar direkt kanallar yardımıyla ya vücudun dışına gönderiyor ya da vücuttaki boşluklara gönderiyor. Tükürük bezi mesela, yağ bezi, gözyaşı bezi, mide ve bağırsakta enzim üreten bezler
İşte egzokrin bezleri örnektir. Mesela pankreas, o da egzokrin bez özelliği gösterir ama onu karma bezde alacağız. Çünkü o hem egzokrin hem de endokrin bez özelliği gösterecek. Gelelim endokrin yani iç salgı bezlerine. Bunlar da kanalsız bezler. Yani bunların kanalı yok. Salgılarını kana veriyorlar arkadaşlar. Kan. Salgılarını da biz bunlara ne diyoruz? Hormon diyoruz. Birkaç tane örnek yazdım. Böbrek üstü bezi, paratiroid, işte timüs bezi, hipofiz bezi, tiroid bezi gibi bezler nedir? Endokrin bezlerdir. Salgısını direkt kana veren bezlerdir. Gelelim holokrin. Diğer bir ismiyle mezokrin yani karma bezler. Arkadaşlar bunlar hem salgı üretip kana veriyorlar hem de başka salgı üretip vücut boşluğuna gönderiyorlar veya vücut dışına gönderiyorlar. Mesela örnek verelim. Testisler. Hormon üretip kana verirler. Meni sıvısını üretip dışarı verirler. İşte ne oldu bakın. Hem içe gönderdi hem dışarı gönderdi. O zaman karma bez. Ovaryum aynı şekilde hormon üretip kana verir. Yine ovaryumal bir sıvı var arkadaşlar. Adını unuttum şu an. Vajinaya dökülen bir sıvı. Yine bu sıvıyı da ne yapıyor? Dışarı veriyor. Mide arkadaşlar yine gastrin hormonunu üretiyor hem de enzim üretiyor. İnce bağırsak ve pankreas için de aynı şekilde. Bunlar da nedir bizim vücudumuzdaki karma bezlerdir. Gelelim duyu epitelini de bu videomuzda işleyelim. Daha sonra devam ederiz sonraki videoda. Şimdi duyu epiteline baktığımız zaman adı üstünde. Nerede bulunacak? Duyu organlarında. Arkadaşlar duyu organlarında bulunarak çevreden gelen uyarıları alan hücrelere biz ne diyoruz? Duyu epiteli diyoruz. Arkadaşlar duyu epitelleri yenilenmiyorlar. Yani nasıl diyeyim size? İşte ölen bir duyu epitelinin yerine yenisi gelmiyor maalesef. Dış tarafında reseptörler vardır arkadaşlar. Dışarıdan gelen fiziksel, kimyasal ve mekanik etkileri algılar bizim duyu epiteli dediğimiz epitelimiz. Örnek verelim. Mesela koku alma reseptörleri primer duyu hücreleridir. Primer dediğimiz direkt olarak duyuyu kendisi alıyor ve işte beyne iletiyor arkadaşlar. Bu yüzden de primer diyoruz. Bunlar kimyasal uyarıları algılıyor. Yani sonuçta koku bir kimyasal olaydır. Dolayısıyla kimyasal uyarıları algılıyor. Kendi uzantılarıyla nöronların dendritlerine ulaşıyorlar. Bakın bunlar direkt algılıyor. Bu yüzden de primer diyoruz. Mesela tat alma reseptörleri sekonder duyu hücreleridir. Bunlar da ikincil duyu hücreleri. Bunlar da kimyasal uyarıları algılıyor. Sonuçta tat olayı bir kimyasal olaydır. Aldıkları uyarıları nöronlara ulaştıracak uzantıları yok arkadaşlar. Bunlar ne yapıyor? Direkt olarak gönderiyorlar. Uzantı olarak göndermiyorlar. Gelelim. Yine deride bulunan bazı serbest sinir uçları da arkadaşlar. Bunlar da ne yapıyorlar? Mekanik uyarıları algılıyorlar. İşte duyu epiteli dediğimiz epitel de bu şekilde. Bakın epitel dokuda benim çıkmasını düşündüğüm şey şudur. Örtü epitelinde hani yassı epitel, silindirik epitel dedik ya tek katlı, çok katlı. Bunların nerelerde bulunduğunu bilirseniz diğerleri zaten kolay yaparsınız. Bu videoyu burada sonlandıralım. Babe destek dokuda sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.